parmağından yapılan anjiyo giderek yaygınlaşıyor. Riski daha az olan anjiyo yöntemi Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde de uygulanmaya başlandı. Parmaktan anjiyo olmak isteyen hastalar artık başka illere gitmek zorunda kalmayacak. Kalbin anjiyosunu yaptık. Burada kalbin ana damarı var. Bu ana damardan çıkan iki adet de koroner dediğimiz damarlar. Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde her yıl 7000'in üzerinde hasta anjiyo oluyor. Daha önce kasık ve koldan yapılan anjiyo artık baş parmaktan da yapılmaya başlandı. Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ilk defa biz de hastamızda parmak sırtından anjiyosunu yaptık. Bu şekilde hastamız 2 saat sonra normal günlük yaşantısına başlayabiliyor. Buradan stent de takabiliyoruz. Van ve çevre illerden hastalar artık batıdaki hastanelere gitmek zorunda kalmayacak. Merkezimiz 7/24 hem anjiyo hem de açık kalp ameliyatı yapabilecek seviyede. Dolayısıyla şu an merkezimize gelen herhangi bir hastayı dışarıya sevk etmeden, yani biz kaynaklı sevk etmeden tüm hastalarımızı biz burada tedavi edebiliyoruz. Uygulamanın ilerleyen zamanda daha da yaygınlaşması bekleniyor. Günlük toz tüketim.